Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. İftardan önce sizler için iki tane soru hazırladım. İftardan önce bu sorular eminim sizlere iyi gelecektir. İki tane bilgi sorumuz var. Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bakalım. Hangisini alalım? Bunu alalım. Bakalım. Bilginiz iyi mi? Şöyle. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Osmanlı Devleti ile Fransa arasında imzalanmıştır? Ha ha. Şimdi. Antlaşmaların hangi devletlerle yapıldığını bilmemiz lazım değil mi? Pasarufça. 1718 Osmanlı Devleti Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. Hangi devlette imzalandı? Avusturya. Eledik. El Ariş Antlaşması. Tarihimiz 1801. Kalsın mı? Kalsın. Yaş Antlaşması. 1792. Rusya ile imzalandı ve Kırım Rusya'ya ait oldu. Sevgili arkadaşlarım artık Rusya büyük bir tehlike olacaktı. Kerden. İran'la imzalandı. Eledik. Zistovi. Yaş Antlaşması. Rusya ile Zistovi hangi devlette? 1791. Avusturya ile imzalanmıştı. Bunu da eledik. Ancak El Aliç Antlaşması Fransa'nın Mısır'ı işgalinden sonra Fransa'nın Osmanlı topraklarından çekilmesi olayıydı. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Fransa ile yapılan antlaşma El Aliç Antlaşması'dır. Sevgili arkadaşlarım cevabımız B şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza. Şöyle. Ne diyor? Mısır'ı işgal eden Fransız komutan Napolyon daha sonra Suriye üzerine yürümüştür. Napolyon'u Suriye'de Akka Kalesi'nde durduran komutan aşağıdakilerden hangisidir? Size bilgi vereyim. Napolyon ne, ne demişti onu söyleyeceğim sizlere. Demişti ki tüm dünyayı gezip dolaştım. Tüm komutanları yendim. Ancak biri ihtiyara boyun eğdim dedi. Bakıyoruz. Köprülü Mehmet. Osmanlı duraklama döneminin en önemli sadrazamlarından biridir. Damat İbrahim. Hayır. Cezar Ahmet kalsın. Gazi Osman Paşa Plevne kahramanı olarak bilinir. Tiryaki Hasan Paşa ise Kani Fatih olarak bilinir. Napolyon'u Akka Kalesi'nin önünde durduran kişi Cezar Ahmet Paşa'dır. Sevgili arkadaşlarım. Nizam-ı Cedid'in en önemli zaferlerinden biridir. Padişah 3. Selim döneminde. Şimdi iki sorumuz bu şekildeydi. Umarım iftardan önce iyi gelmiştir. Çünkü iftardan önce uzun paylaşım yaparsam e, gerçekten zaten aç açsanız <laughs> açsınız dayanamazsınız. O yüzden kısa kısa ben sizler için paylaşmaya çalıştım. Sahurla ilgili de gelecek. Sahur'da berabersek yorum yapmayı unutmuyoruz. Sahur'da da e, bilgi sorusu gelecek. Demiştim zaten. Bugün genellikle bilgi gelecek demiştim. Bir önceki paylaşımda da 3 e, tane soru paylaşmıştık. Bilgiye dayalı. Şimdi de 2 tane. Umarım 2'de 2 yapmışsınızdır. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.